Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bakın bu üç renkten size yine çok güzel bir model hazırladım. Modelim iğneden tığa bir model. Şöyle çok zarif, herkesin yapabileceği bir model hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelimi göstereyim. Bakın, şöyle her şeyiyle birebir iğne yasının aynısını bu şekilde sizler için hazırladım. Bakın çok hoş, çok güzel yapımı da bir o kadar kolay oldu. böyle bir tane çıkardım, bir tane de sizlerle yapacağız. Şöyle arkadaşlar türbenti çekip bir tane daha göstereyim. Bir kere daha göstereyim bu şekilde. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbent kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. Tığ battının içine ile sık iğne ile ipimizi sabitleyerek şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Şöyle ara suyunu daha önce sizler için hazırladım. Ben 4 tane bıraktım. 4 tane de gayet iyi Şöyle iğne oyasına andırsın için bu şekilde hazırladım. Evet şimdi arkadaşlar şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Bu arada eğer tığ battımın yapılışını merak eden arkadaşlarımız olursa 696 nolu videomda tüm tığ battı işlemlerim, her püf noktası mevcut. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarak bulabilirsiniz YouTube kanalından. Evet şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum şöyle yuva yapımıyla başlayacağız yuva yapınca arasının da nasıl yapıldığını göstereceğim iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şimdi yaprağımızın zeminini hazırlıyoruz bu şekilde bir trabzan yaptım iki tane zincir çekip hemen bir yandaki tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum yine iki zincir çektim bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 ve 2 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle ters tarafına döndüm. Buradaki boş trabzan tepe noktasına bu şekilde 7 zincirimi kapatıp bir tane yuva hazırladım ve arada da bir tane tığ battım var bak. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi şöyle döndüm düz tarafına. Bu 7 zincirli yuvaya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Yaprağımızı döne döne yapıyoruz. Bu 4 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi 7 tane zincir. 5 6 ve 7. Çevirdim. Düz tarafına dönüp sık iğne ile 7 zincirimi buraya kapattım. Bakın bu şekilde oluyor. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle dönüşlerde bir eksilterek. Bakın burada 4'tü. 3 ile kapattım. Burada 7 ve ikincisini de 6 zincirle bu şekilde kapatıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle çevirdim. Bakın. Hemen sağa doğru yaprağımı çekip tamamlıyorum. Şu tarafı şöyle sağa doğru meyillettiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zinciri yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yapacağım bu 3 yaprak içinde dal oluyor bu 5 zincirler. 5 zincirimi kapattım yuvaya ve sabitliyorum. Hemen aşağı kaymaması için dallarımın böyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir hemen boş olan tığ battıya iki zincirimi kapatıyorum bakın buradaki üçgen trabzanı da tamamlamış oldum Evet yaprak kısmının yapılışı bu şekilde şimdi ara suyunun yapılışına başlayalım şöyle 1 2 3 zincir 3 tane tığ battı yapacağız yapraktan sonra ara suyuyla arasına 3 tane 3 zincirli tığ battı 3 zincirimi çekiyorum Bakın, bu şekilde Şimdi ara suyuna başlıyorum. 5 zincir kapatıyorum 5 zincirimi buraya. Hemen bir zincirle ters tarafına döndüm. 3 tane sık iğne yapacağız bu 5 zincirli yuvaya. 2 ve 3. Geri dönüş için 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle yanındaki boş olan tığ battıya kapatıyorum. Evet ilk ara bu şekilde. Yine 5 zincir. Şöyle kapattım. Bir zincirle dönüşümü yapıp hemen bu 5 zincirin içine 3 tane sık iğne. Şöyle 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim düz tarafından sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum bir zincirle dönüp bu 5 zincirle yuvama üç tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 hemen 8 zincir 5 6 7 ve 8 dönüyorum düz tarafına kapatıyorum. Yine 5 zincir. Boş olan tığ battıya kapattım. Bir zincirle düz şöyle çevirdim ters tarafına. Dördüncü ve sonuncu ara suyumu da bu şekilde yapıyorum. Bakın 2 ve 3. 8 tane zincir. 5, 6, 7 ve 8. Hemen çevirdim boş olan tığ battının içine kapatıyorum 8 zincirimi şöyle 3 tane zincir çekip bir tane tığ battı yapıyorum bakın ilk başlamış olduğumuz şu noktaya geldik arkadaşlar ara suyunu yaptık yaprağı yaptık isterseniz bir tane daha yapalım bu yaprak kısmı daha net anlaşılsın şimdi iki tane zincir çekerek temeli oluşturuyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 2 zincir hemen boşluğu battı ya. iki zincir yine bir trabzan. 2 ve iki. Bakın bu şekilde yuvanın temelini hazırladım. 7 zincir çekiyorum. Yedi zincirimi bu boş olan trabzana kapatıp şöyle bakın 7 zincirden yuva hazırladım bu üçgen trabzanların üzerine. Hemen dört tane zincir çekiyorum çevirdim buraya kapattım 3 tane zincir çeviriyorum yuvanın içine sabit şimdi 7 e, tane çekiyorum 3 4 5 6 ve 7 çevirdim yuvamın içine girip bakın bu şekilde sabit şimdi buraya 6 tane zincir çekeceğim şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 hemen çeviriyorum bakın buraya sık iğne ile sabit şimdi 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 buradaki bir noktada zincirlerin çok sıkı çekilmesi arkadaşlar ipimi güzelce esnetiyorum ve bu çekmiş olduğum zincirleri de çok sıkı çekiyorum ki kalıp gibi dursun Şöyle yaptığım yaprağımı sağa çektim. 5 zincirden 2 tane dal yapacağım. Şöyle 5 zincirimi çekip yuvada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvada kapatıyorum. Bakın. Şöyle 5 zincirden 2 tane dal yaptım ya yaprağın dibine aşağı meyletmesin bu dallar şöyle üstte yapacağımız çiçekler de yere değmesin diye muhakkak bu bir sık iğneyi dibine yapın. 2 zinciri çekiyorum bu üçgen trabzanın diğer kanadını yaparak bakın, böyle temeli bitiriyorum şimdi üç tane üçer zincirden ara suyu yapacağım şöyle arkadaşlar pim bitti sanırsam kayıyor Evet şöyle ikinci üçüncü üç zincir için şöyle sık iğne ile sabit edin, bakın. Evet bu şekilde ara suyuna geçilecek yapraktan ve ara suyundan sonra ben dört tane koydum dört tane de gayet ideal şimdi çiçeğimizin şöyle şu dallarımıza yapılış kısmına gelsin Evet yapmış olduğumuz şöyle yaprağımızı tülbentimizi ters tarafına çeviriyoruz ters tarafından şöyle yuva yapacağız bakın ikinci dalın içine sık iğne ile ipimi sabitledim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi diğer dalımıza sık iğne ile 7 zincirimi bu şekilde sabitleyip yuva hazırladım. 4 zincir çekiyorum. Hemen şöyle çevirdim. Bakın. Yuvanın içine girdim. Bu şekilde sabitledim. 3 zincir. Böyle döne döne yapıyoruz tıpkı yeşil yaprakta olduğu gibi. 3 zincirimi bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 4 5 6 ve 7. İpimi de çok sıkı esnettim. Hemen 7 zincirimi çevirip buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu ikinci dönüşlerde bir eksik yaparak bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi 10 tane veya 9 tane zincir çekelim arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9. Hemen çevirdim şöyle. Sık iğne ile buraya sabitledim ve ilk yaprağımı bitirdim bakın. Şöyle dibine bir 4 zincir çekelim. İkinci yaprak için bu da Şimdi hem bakalım hem de bunu hafif şöyle sağa meyil ettirdim bakın. Diğer yapraklarıma yuva açılsın diye. 4 zinciri kapatıyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle 3 zincirimi sıkı sıkı çekip kapattım. Bu şekilde. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Evet, sıkı sıkı çektim. Hiç gevşekliğe gelmiyor arkadaşlar bu yaprakların zinciri gayet sıkı olacak 7 zincirimi buraya yuvaya kapatıp 6 tane zincir çekiyorum bir eksik şöyle bakın. ikişer ikişer eşleşir gibi oluyor tıpkı iğne oyasında olduğu gibi bu taktik birebir iğne oyasının yaprağına çok benziyor arkadaşlar şimdi 9 zincir hemen düz tarafına çevirdim yine bu ana yuvaya kapattım bakın ikinci yaprağımızı da şöyle bu şekilde tamamladık şöyle hafif bir bombililik olması yeterli bu zincirimizde eğer arkadaşlar mesela bunu küçük buldunuz dokuzu şöyle bir tane fazla çekerek şöyle fazla sıkı olur veya gevşek olur diğerine göre hemen 10 tane çıkarıp bu şekilde hafif bombiliğini sağlayabilirsiniz. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle hafif çekiyorum. Kenara yaprağım için yer açtım. Bakın 4 zinciri kapattım. Şöyle 3 zinciri çekip 4 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde oluyor ilk yaprağımız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen düz tarafına dönüp bu büyük yuvanın içine sabitledim. Bu zincir yaprağı bu şekilde döne oluyor arkadaşlar. Şöyle 6 zincir. Bu 7 zincirin içine girip sık iğne ile sabitliyorum ve şu şekilde 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi buraya ana yuvaya kapattım bu şekilde bakın tamamlıyoruz ve en son yine bu ikinci dalın içine giriyorum şöyle meyilli güzel duruyor arkadaşlar bakın şöyle göstereyim evet şimdi makasımı uzaklarda bırakmışım arkadaşlar bu şekilde ipimizi koparıp yakıp geleyim Bakın çok tatlı ve çok güzel oldu. Evet sarı kısmının yakılmış hali bu şekilde oldu. Şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimin Dalımın içine sık iğne ile sabitledim. Ve buraya tutturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle diğer dalımın içine sık iğne ile sabitleyip Buraya 7 zincirden yuva oluşturdum. 4 zincir şöyle ilk pipirik işlemini oluşturduk 4 zincirde. 3 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim ve bu 4 zincirli yuvanın içine 3 zincirimi kapattım. 7 zincir çeviriyorum. şekilde. Şimdi altı zincir çekip ikinci işlemimizi de bakın şöyle ayrık bir duruşu var. Şöyle göstereyim bombililiklerini ve 9 zincir. 7 8 ve dokuz. Dokuz veya on arkadaşlar onu zincir ayarınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde kapattım ilk yaprağım bu şekilde oluştu şimdi yine 4 zincir çekiyorum 4 zincirimle başlıyorum ilk yaprağımı yapmaya 3 zincirle yukarı çıkıp bombililik işlemini bu şekilde veriyorum Bak, bu ilk kısmımız şimdi 7 zincir bunu da şöyle düz tarafına dönüp bu 7 zincirli ana yuvaya kapatıyorum 6 tane zincir çeviriyorum bu da ikinci kısım şöyle 3 kısımdan oluşuyor 10 zincirle de aşağı iniyorum veya 9 çevirdim şöyle bakın bununla yaprak işlemimi kapatıyorum bu zincirim son zincirim oluyor bakın bu şekilde Şimdi yine 3. yaprak için 4 zincir çekerek yaprağımızın yapılışına başlıyorum. 2 3 ve 4. Şöyle ana yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptıkça diğerine yuva açacağız. Ters tarafına çevirdim. Bu 4 zincirin içine 3 zinciri kapatıp ilk işlemi. Şimdi 7 zincir üst tarafına dönüp ana yuvaya kapatıyorum. Altı zincir. Sıkı sıkı çekiyorum kalıp gibi dursun diye. Ve on zincir. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet son işlemi kapatarak bu şekilde yaprağı bitiriyorum. Ve Koparmadan önce de muhakkak buraya giriyorum ki arkadaşlar şöyle bir mail güzel duruyor yani. Bunu girmeyi unutmayın. Şöyle makasımı getirdim demin. Kopardım bakın. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle şu uç kısımlarını da şöyle düzeltebilirsiniz. Bakın. Hemen ipimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın şu uç kısımlarını düzeltin dedim ama bunları düzeltmeye aslında gerek yok bunu e, özelliği 10 tane ama arka tarafta çekmek hafif biraz bol çekip ters tarafında sıkı sıkı çektiğiniz zaman tığ ile düzeltmeme bakın hiç düzeltmedim inanın tığımı dahi değdirmedim böyle bu şekilde ters tarafından sıkı sıkı çekilip dönülürse bu şekilde oluyor bakın arkadaşlar şöyle göstereyim gözlerinizin önünde de yaptım elinizle sıkı çekmenizle de alakalı bir durum şöyle ben dört tane koydum dört tane de gayet iyi çünkü model o kadar ağır bir sizi zorlayacak bir ağırlığı yok arkadaşlar şöyle göstereyim modelimi Bakın. şöyle şu ikisini sizle yaptığımız çok hoş durdu yine zarifliğinde olduğunu düşünüyorum. Onu da zincirlerin sıkı çekilmesi ve ipimi gayet sıkı esnetmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet şöyle. Şu pembeyi de getireyim tekrar. Bakın. Şöyle şu güzelliğe, zarifliğe bir bakın arkadaşlar. Bir de şöyle ters tarafından bakıtayım. Modelimi Şöyle, eğer iğne dantel yapıyorsanız elinizi sıkı tutun arkadaşlar. Çünkü bu iğne dantel kalıp gibi durması için zincirlerinin sıkı çekilmesi gerekli. Tutamadım. Şöyle. Modelimde ters tarafından bu şekilde, düz tarafından da bu şekilde oldu. Bakın. Evet. Çok zarif, çok güzel oldu bak. Ara suyu da ayrı zarafeti oldu arkadaşlar. Hatta bunların üzerine şöyle kirpik bile yapabilirsiniz. Ben sade olsun diye bu şekilde hazırladım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şöyle. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.